Değerli takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisiniz güzellerim, ben de iyiyim çok şükür. Patates topluyoruz. Video paylaşacağım demiştim. Patates geliyor, bekleyin, çok takipçim var. Şöyle patatesleri göstereyim. Patatesler dün burası söküldü. Toplandı ama hep birilerini topladılar. Ufaklar hep kaldı. Bir çuval, bir sürü götürdüler buradan. Çuval çuval yani diyeyim. Keseklerin alttan da bayağı bir patates kalmış. Biz şimdi onları topluyoruz. Mavişlerini görüyorsunuz değil mi işte? Merhaba dostlar. Merhaba canım. Hoş geldiniz. İlk defa patates topluyorum. Ay çok güzel yani. Evet. Baksana. Otların altında hele kata kata buluyoruz. Çilli olan yine de çilli değil mi? Çilli olan yine de. Patateslerin olduğu var ya. Ne üşendiriyorsun? Boşa emek veriyorsun. Biz geçen sene topladığımız gibi olsa var ya, önce 5 çuval doldurduk. Ne yapalım, böyle nereden bulacağız? Yok ki hiç. Evet güzellerim. Ablama annem yorgan sürüyor. Hikaye evet. Ablama. Nasıl güzel oluyor anne? Çok güzel gözüküyor. Torunlarıma sürüyorum. Ellerine sağlık. Bu da ikinci. O kadar güzel gözüküyor ki. Biz geldik. Dur işte bağlamadan bir bakalım. Dur geliyorum. Birine ecasız yap dedim. O üstünde durmaz dediler. Azıcık kalınlaştırdı dediler. Kalınlaştırdı. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel oldu. Eline koluna sağlık. Güle güle yatsın torunlarım. İnşallah. Yüksel de. Paket yaptık altı çorba. Yüze yorgana geldi sıra. Hepsini yapıyor. Şükürler olsun Allah'ıma. Bağladım bilimi, oturdum yürüme. Canım benim, iyi yapmışsın. Allah'ım güç versin. İnşallah. Söyle halam. Hortum toplam. Neyin başında bol evdeydin de elini kanattın diye bana. Elim kanadı diyeyim de. Daha yüksel soru sorayım. Bir de patateslerimizi gösterelim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bir bulduk. Bunlar iri olanlar, seçtik. Eniştem bunu kızartmaya falan kullanacak. Şunda çürük var. Bunu atalım. Bu da haşlamaya, pişirmeye. Bu da kızartmaya. Bayağı bulduk. Bu da iyice ufak. Çöreğimizi haşlamalık. Annem de şöyle fasulye toplamışlar. Bunlar da annem gelin dünkü topladıkları seçmişler herhalde. Seçtiler onlar. Çürük. Seçmişler annemler de. Bu da iri herhalde. Benimki de seçilecek duruyor daha evdeki. Şunlarda çürük var. Bunlar çürükler. Çok çıkmamış işte çürük bak. Ben şurayı bir süpüreyim. Ondan sonra görüşelim. Evet değerli dostlar, biz şimdi patatesten falan geldik. Her şeyi hallettik. Arsamıza böyle malzemeler gelmiş. Hasan da beni getirdi evlerinden, sağ olsun. Pirketler yetmiyordu. Pirket alındı buraya. Duvar çekilecek artık. Biz bahara çekmeyi düşünüyorduk ama bu ortadaki pirketler çok dağılınca, kenarlara dizildi, tekrar açıldı ya, çok dağınık oldu. Suyu falan almasın diyerekten tekrar ne yapıyoruz? Ya böyle oldu mu? Dağınık oluyor. Yani iyi olmaz.
değil mi? Çekildi mi güzel bir şey çağırdı. Bir de bu sene yapmadığın sene hiç yapamıyorsun. İşte bu sene yine ne yapılırsa çağır bile. Toparlansın şurası bir böyle. Hiç olmazsa iyi olur yani değerli dostlar. Bahara bırakmadık bakalım hayırlısı. Hasan gibi. Bizim işimiz o. Ben de portu bir şey yapacağım. Portu'yla yukarıya şey atacağım malzeme. Şu mu oluyor portu? Portu bu. He. Yukarı malzeme şey yapacağız. Kum çıkaracağız. Buradan şimdi sizin oraya mı gidecek Hasan? Ha, he, bizim oraya geçeceğiz. Şu kepçeyi dağacağız. Önünde kepçe var arkada. Onunla bu portu'yla yukarı kum atacak. Suvacılar yani rahat çalışabilsin diye. Valla Hasan da sıvası bir bitsin. Sonra mantılamaya başlayacaklar. Daha önümüzde yorucu bir günler bizi bekliyor diyebiliriz. Tabii bizi değil de adamları. Açmıyorum. Aç. Açmıyorum. Oraya indiriyorlar bakalım. Sen korktun mu kızım fırtına? Ha? Kim gelmiş? Yine bizim peşimizde bu da. Sabah akşam sulama yapılıyor bunları. O gün Nail'in kanalına çekmiştim ama bilmiyorum izleyenler var mı? Pirketler böyle kenarına dizdik. Kalıp görevini gördü. Şimdi artık her şeyin kolay çıkmış. Eskiden bunlar taşınırdı. Her şey çok pahalı değil dostlar. Şu beton sadece duvar çekildi böyle. Bu beton atıldı. Kaç TL tuttu Hasan? Bu beton kaç TL tuttu? Yani 9000 TL'ye yakın bir miktar şu sadece görmüş olduğunuz beton. Bunlar da ayrıyeten. Demiri. Şu demirler alındı. Bu 800 TL bu demirlere verilmiş. O yüzden her şey o kadar pahalı ki. Çimentolar da geldi. Bir tane de evde var. Evet güzellerim, patates seçiyorum. Evimdeyim, şöyle gördüğünüz gibi patatesler döktüm. Bunlar haşlamalık. Bunlar kızartmalık. Dün Nail'i topladılar geldiler bunları kızartmalık olarak. Bu kadar bulmuşlar. Bir çuval Murat işte götürdü. Bir çuval babam aldı. Bir çuval da bize gelmiş. Çok şükür. Bayağı bir patatesimiz oldu. Şöyle onları seçtim. Onlar da hayvanlarıma. Çok rüzgar esiyor. Tripodu falan getirdim. Azıcık sohbet edeyim diye ama yok. Rüzgar izin vermiyor dışarıda çekim yapmaya. O yüzden şöyle göstereyim dedim. Sonrasında temizleyeyim. Bunları ahıra koyacağım. Üzerini örteceğim güzellerim. Yer yok. O zaman bana kolay gelsin. Evet güzellerim şöyle. Bunlar da hayvanlarıma doğuruyorum. Çürük olanlar. Şöyle zedeli olanlar. İyi olanlar da çıkıyor içinde arada bir. Mesela bunun gibi. Ama genelde zedeli. Şimdi bunları da doğrayayım. Şunda pek bir şey yok gibi. Bunları yemek yaparım. Şimdi. Şunda çürük var mı bilmiyorum da. Pek de bilemiyorum bazılarını. Şunlar belli mesela ama artık bunlar da karambole. Onu da Deniz yesin. Begüm doğum yaparsa Begüm yesin. Daha doğum yapamadı. Bekliyoruz bakalım. Az kaldı. Evet güzellerim hepsini hallettim. Neredeyse 4,5 çuval oldu işte. 5 çuvala yakın. Allah yemeği nasip etsin inşallah. Patatesler tamamdır. Şöyle bunlara da kıyamadım. Begüm'e doğrarken Deniz'e şey yaptım, ayırdım. Çürük yerlerini mesela alıyorum. Bakar mısınız? İçi tertemiz. Kıyamadım bunlara. Şimdi kullanırım. Şunları falan. Eve çıkartayım. Deniz'e doğradıklarımı yerine götürdüm. Şöyle çiçeklerimi görüyorsunuz. Azıcık güvencir tersi verdim bunlara. Bunların son hali de böyle. Bunları toparlayacağım. Artık eve alınacak ama ne zaman alırım bilmiyorum. Güvercin ters verince şuradaki bakar mısınız? Çatlamış. Bunlar da pek güzel oldular. Güvercin tersinden bu da ortası falan çok güzel olmuş. Şöyle. Hiç
bakamadım bu ara bunlara. Bunu da balkona alınca daha güzel olacak inşallah. Hasan'ın köpüşü bununla falan oynamıştı. Hep böyle nasıl yaptıysa dikenler batmadı mı bilmiyorum. Mahvetmişlerdi. Neyse gideyim ben Nail'e yardım edeyim. Sonra domateslerimi toplayayım. Domates toplamaya geldim şimdi güzellerim. Buradan bir şey söyleyeceğim. Domates tohumu istemişti bir tane takipçim Adana'dan. İnşallah izliyordur. Adresini kaybettim. Yani kendisine de ulaşamıyorum. Instagram'dan yazışmasını sildiğimiz için adres de gitti. Bir daha da ismi yazıyorum. Çıkmıyor. Zaten tam da ismini bilmiyorum ablamızın. Şu domatesin tohumunu istemişti. Eniştem götürdü. Aksaray'dan kargoyla gönderecekti. Eğer yazarsan ablacığım ona bakalım. Onlar sağlam duruyorsa eniştem bunları göndersin sana. Eğer sağlam değilse yine bunları göndereceğim sana. Ama Instagram'dan yine bana ulaş. Kaybettim adresini. Vallahi bulamıyorum. Instagram'dan yani bulması çok zor. O yüzden buradan tekrar söyleyeyim sana dedim. Ata tohumumuz olduğu için ablamız benden rica etmişti onu. Ben de kırmadım, gönderecektim. Aldım birazcık da bütün koydum. Kendisi de alsın tohumunu. Belki benim aldığım şey olmaz diye. Ama maalesef ablamızın şeysini bulamadım. Adresini. İçime de sıkıntı oldu. Bir şey söz verdim mi illa yerine getireceğim. Şu an eniştemin orada domatesler. O da 2-3 gündür buradaydı. Hazırladı yazı. Paketi yaptı. İnşallah içindekiler de kötü olmamıştır. Öyle bir hal aldı bu domates şeysi. Buradan da açıklayayım. Kendisi inşallah beni izliyor. Bunlar ben ne yaparım bilmiyorum. Artık en son domatesleri hele bir toplayayım. Akşam karar vereceğim bunları yıkayıp şey yapıp. Belki doğrar dolaba atarım. Belki sos yaparım bilmiyorum artık güzellerim. Dolu mahvetti bunları. Şunları falan hiç almayacağım zaten. Sağlam olanları alayım şöyle. Bayağı bir domatesimiz oldu yine de bu sene. Şu tarafta çoktu da. Dolu mahvetti. Daha da göğü olanlar da var. Şurada var. Tavuklar da artık bir içeri bir dışarı gidip geliyorlar. Onlar da hallediyorlar bunlar tabii ki. Almayacağım. Bunu da tavşana vereceğim. Tavşan da vallahi kış geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Havalar soğudu artık. İçeriye mi alacağım? İçeriye alamam da. Ahıra falan mı koyarız bilmiyorum. Şurada daha o kadar domates varmış ki. Sizlere de göstermek istiyorum şöyle. Dolu yağmasaymışmış. Buradan bayağı bir domates çıkarmış. Şöyle. Bunları alıyorum. Tavuklar yiyor çünkü. Şöyle. Hepsini toplayacağım artık. Bayağı bir var burada. Bakar mısınız? Orası zaten mahvolmuş. Nail geliyor. Şunlar da çok güzelmiş domatesler. Bunlar da herhalde iyi olan domateslerden. Şurası. Bundan tohumunu alsam da şöyle seneye yine bunlardan eksem. Çok güzelmiş buranın domatesi. Dolu değinir böyle kötü olmuş. Artık. Ama şunlar çok güzel. Bunlar evde kızarsın. Şöyle bunlar gitmiş artık. Şunu da alayım da. Bu da çok güzelmiş. Aslında bu yeşilin hiç turşusunu yemedim ben. Merak da ediyorum. Kursam mı kurmasam mı? Elimde eldiven vardı. Telefon video çekiyorum diye çıkarttım. O da değince acıdı. Domates. Güzellerim domatesi bitirdim çok şükür. Bizim pamuk yiyor domatesleri. Şöyle. Kabaklar kaldı toplanacak. Onlar daha dalındalar. Şu gördüğünüz kırmızılar hep dolunun deyip çürüyen böyle su gibi olmuş hani.
Burada da bir sürü kırmızı varmıştı. Onlar da gitmişler. Kırmızı gözükenleri yani elinde kaldı onlar. Daha neredeyse bir iki kova daha olur. Bir hafta sonra kızarırsa yine toplarım soğuk falan almazsa. Yeşil olanlar var. Yine yeşil olanlardan aldım. Şöyle bunları şey yapayım diyorum. Turşu kuracağım. Bakalım şunları. Nasıl olur bilmiyorum. Burada pek yokmuş. Oradan çok az çıktı. Burası herhalde ben sıkı ekmişim. Şöyle gördüğünüz gibi oradan o çıktı. Fazla alamadım oradan ben ürün. Bir sürü domates. Emek verince yemek de oluyor sizlerin söylediği gibi. Allah yemeği nasip etsin. Bir düşüneyim ne yapacağım. Birazını doğrayıp dolaba atacağım. Birazını da büyük bir ihtimal ya sos yaparım ya da salça yaparım. Kırmızılarını artık bakalım. Yeşillerinde turşu kuracağım. Üçe bölerim herhalde. Güzel güzel böyle büyük büyük atacağım. Kezban abla söylemişti öyle dolaba at çok güzel oluyor diye. Patates de hallettik. Bir yandan çamaşır astım. Bir yandan nayla hortum açtım. Suyu şey yaptı o beton yaptı böyle. Harç kardı diyeyim. Ondan sonra bizde durumlar böyle. Güzellerim. Şöyle bir bahçe hep bir toparlansa çok güzel olacak. Ama bunlar yayında gibi gözüküyor. Anca yaza. Belki bunu kışa kadar hallederiz, yediririz de. O zaman da onlar kalır sadece. Dışarıdakiyle bu odunluk kalır. Orada biraz yoncamız var. Veriyoruz hayvanlara. Begüm de yatıyor kıyamam. Allah'ım kolayından eylesin inşallah. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Yoruldum güzellerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.